Galatasaray bir yandan ligde geride kalan kısmı iyi bir oyun ve sonuç alarak şampiyon tamamlamak için çalışıyor. Bir yandan da transfer çalışmalarda ve önümüzdeki sezonun planlaması için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'da ve özellikle sadece Galatasaray'a has bir özellik değil bu. Hem yabancı sınırının kalkma ya da azaltılmasına yönelik gündemdeki haberler hem de korona sonrası oluşan bu yeni dünya düzeni de yerli oyuncuların önemi ve kıymeti biraz daha tekrardan değerlenmiş oldu. O yüzden Galatasaray'da yine özellikle ligde yer alan, ligde mücadele eden elek üstü yerli oyuncuları kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor. Özellikle Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç Sivasspor'dan ön protokol imzalandığına dair haberler var. Ve bir diğer oyuncu da Oğulcan Çağlayan'la da kesin anlaşıldığına dair haberler var. Bu üç oyuncuyla anlaşma sağladı Galatasaray ve yüksek muhtemel ihtimalle de Galatasaray forması giyecek bu isimler. Tabii Galatasaray'da gidecek oyuncuların yeri daha çok önemli ve gidecek oyuncuların yerine de alınacak isimler de çok önemli olacak. Kadroda oluşan o dizaynı da çok iyi sağlaması gerekiyor. Kalede Muslera tabii ki olmazsa olmaz olacak ve kalede yer almaya devam edecek ve Galatasaray'da öyle duruyor ki son kullanma tarihi bitene kadar Muslera'yı kullanacak. Muslera da gerçekten çok değerli performanslar ortaya koyan makina düzeninde bir oyuncu. Sağ bekte ve sol bekte ve stoper mevkiinde gerçekten bir belirsizlik var. Neden? Çünkü stoperler sakat. Bu sezonu tamamlayamadılar. Lündaman'ın 11. 12. aydaki sakatlığı, Marcão'nun şimdiki sakatlığı derken Galatasaray ligde geride kalan kısımda stopersiz mücadele etmek zorunda kalacak neredeyse. Ve tabii ki sağ ve sol bekte de belirsizlikler var. Mariano'nun yüksek muhtemel ihtimalle ülkesi Brezilya'ya dönme isteği dolayı büyük ihtimalle sözleşme uzatılmayacak kendisiyle ve Mariano takımdan ayrılacak. Oraya bir sağ bek gerekiyor. İyi bir sağ bek gerekiyor. En azından Mariano performansını ortaya koyabilecek. Mariano'nun açığını kapatacak en az Mariano kalitesinde bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor tabii ki. Önemli olan da bu tabii ki. Bu transfer olayından aslında tüme yorum yapabiliriz. Transfer yaparken kesinlikle takımımızın kalitesini bozmayacak ve üste götürecek oyuncuları transfer etmeniz gerekiyor. Galatasaray'da yine bu sağ bek olayında da yine aynı şekilde en az Mariano etkisi oluşturacak bir oyuncu transfer etmesi gerekiyor. En gündemde olan ve Ren'in sağ beki Hamari Traore, Malili oyuncu 28 yaşında, bir yıl daha Ren'de sözleşmesi devam eden bir oyuncu ve çok değerli bir oyuncu. Oraya iyi bir adapte olabileceğini düşünüyorum. Bir yıl daha sözleşmesi var. Tabii ki makul fiyatta alınabilirse çok önemli bir performans ortaya koyacak. Bir diğer oyuncu Olympiakos da çok gündeme geldi. Hatta anlaşıldığına dair haberler çok yer aldı. El Abdelhaj, Fas asıllı Norveçli oyuncu, sözleşmesi sona eriyor ve yıllık kazancı 800 bin euro olan bir oyuncu. Olympiakos'ta Galatasaray kendisine haberlere göre 1,5 milyon euro teklif etmesine rağmen hala orada bir belirsizlik söz konusu. Hatta bonservis elinde olması münasebetiyle ve kalitesiyle gerçekten El Abdelhaj'ın transferini çok daha mantıklı olarak değerlendiriyorum. İnşallah Galatasaray katabilirse kadrosuna çok değerli bir transfer yapacağını düşünüyorum. Stoperlerde de tabii ki Lündava, Marcão devam edecek. Bu iki ismin ayrılma durumuna göre çünkü İtalya'dan isteyenleri var Marcão'nun. Lündava'nın da Premier Lig'in kıskacında olduğunu biliyoruz. Bu oyuncuların ayrılma durumuna göre transfer yapacak Galatasaray. Sol bekte Saracchi'nin 1,5 yıllık kiralaması vardı. Orada Saracchi devam edecek. İyi bir oyuncu. Bence orada o açığı kapatabilecek bir oyuncu. Değerli performanslar ortaya koyuyor. Belki de oluşacak duruma göre oraya da bir transfer yapılacak Galatasaray. Tabii ki kiralık gelen oyuncularından dolayı da Lemina ve Seri de kiralık olmasından dolayı kiralık sözleşmeleri sona erecek. Orada bir belirsizliği dağıtmaya çalışacak Galatasaray takımı. Tabii ki ilk önce tabii ki sezonun bitmesi ve oluşacak duruma göre hareket edecek. Forvet noktasında tabii ki Falcao var ve Ahmet Musa'nın ismi geçiyor. Ahmet Musa El Nassr kulübünde oynuyor. El Nassr kulübünün oluşan haberlere göre tabii ki bunları söyleyebiliriz. Belanda'yı istediği ve Belanda'yı da kadrosuna katmak istediğini biliyor Rus El Nassr kulübünün. Ahmet Musa'yı almak için Galatasaray'ın orada ki Maicon'u da kiralık olarak vermişti. Bir hukuku olan bir takım Galatasaray'ın El Nassr kulübü. Belanda'yı orada kullanmak istediğine dair haberler var. Yani
belli kıskaç halinde ya da belli oluşacak duruma göre bir takas durumu ya da üstüne para verme durumu oluşmuş şekilde Galatasaray Ahmet Musa'yı istiyor. Çok değerli bir transfer olur. Eğer gelirse Ahmet Musa çok önemli bir iş yapmış olur. Tabii ki kanatlarda da belirsizlikler var. Çünkü Jimmy Durmaz geldi geleli oynamadı. Baktığımız zaman Babel iyi bir performans ortaya koymadı. Büyük ihtimalle devam etmeyecek Babel. Kanat transferlerinde ve genel itibariyle Galatasaray'ın bu sezon yaptığı transferlerin çok da verimli olduğunu söylemek hata olur. Emre Mor transferi, Jimmy Durmaz, Ryan Babel bunlardan fayda alamadı Galatasaray ve gündemde olmayan, belki de yedek kalacağı düşünülen düşük profilli o bir isim olan Adem Büyük'ten büyük faydalar aldı Galatasaray takımı. Yine forvet hattında da tabii ki Cagney'in durumu da çok önemli. Cagney'in de kiralık sözleşmesi sona erdi ve kulüp bürüş kesinlikle kendisiyle devam etmek istemiyor Cagney ile. Ve Cagney'i de Galatasaray oluşacak duruma göre ilk önce deneyecek. Tabii ki Fatih Terim antrenmanlarda ve özellikle sadece Cagney'in sorunu teknik, taktik ya da futbolculuğundan ziyade futbol dışı konularla da alakalı kendisine bir uyarılar ve hatta da yasaklar konması gündemde. Cagney'i de geldikten sonra değerlendirmeye çalışacak Galatasaray takımı. Galatasaray'ın transferinde bunlar söz konusu. Genel olarak tabii ki Türk oyuncularla alakalı birkaç kelime sarf etmek istiyorum. Türk oyuncular değerli, kıymetli oyuncular. Tabii ki korona sonrası da oluşan durumda tabii ki daha da değerli hale geldiler. Ama önemli olan şu, yani saçma sapan oyunculara saçma sapan paralar vermek de çok yanlış. Sırf Türk oyuncular diye. Onların anlamsız değer kazanıyor Türk oyuncular. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden sadece kaliteli oyuncular yer alması gerekiyor. Yani normal şartlarda baktığımız zaman yabancı oyuncularla mücadele ve bir rekabete giremeyecek Türk oyunculara müthiş şekilde fahiş paralar verildi. Galatasaray'ın canı yanan başlıca kulüplerden bir tanesi Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Salih Dursun bu akla gelen ilk isimler ve yerli oyuncular evet ama giden paralar da yine Türkiye'nin parası. Sırf yerli oyuncular diye de yerli oyunculara Türkiye'nin parasını gömmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan nokta bu olacak. İşin en önemli noktası şu olacak. Kaliteyi arttıran yabancı oyuncuların değer kazanması gerekiyor. Ve bu oyuncularla da mukavele yapılırken de ona göre sözleşmeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve oyuncu sınırlamasının da kalkıp ya da kalkmamasının hiçbir önem arz etmiyor. Yani oyuncu sınırlamasının açık olması takımlara daha fayda sağlayan bir hadise olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kez de zaten az olan oyuncu havuzunda birkaç Türk oyuncu çok anlamsız bir şekilde değer kazanıyor. Bu da hem takımlara hem oyunculara hem de Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da bunu çok iyi şekilde harmanlaması gerekiyor. Sırf yerli oyuncu diye alıp takımımızın kalitesini düşürmeye ve fazla para vermesine gerek yok takımın. Fatih Terim'e büyük bir rol düşüyor burada. Çok iyi bir harmanlama yapması gerekiyor. Hem yerli oyuncular açısından hem de gelecek yabancı transferlerle bunu çok iyi şekilde harmanlaması gerekiyor. En büyük örneği bu noktada Shakhtar Donetsk takımında Mrduchescu bunu çok iyi şekilde yapıyordu. Arkasında takımın arka savunma bölümünde ve orta saha bölümünde oynayan oyuncular Ukraynalıydı ve kaliteli yabancılardı. La da bu oyuncular daha da değerli hale geldi. Kaleci Piatov, Kucher, Şevçuk arkada oynuyordu. Rakitski arkada oynuyordu. Çigirinski arkada oynuyordu. Stapanenko, Kovalenko bunlar arkada oynayan oyunculardı ve önde oynayan oyuncular da Luis Adriano, Tyson, Willian gibi, Alex Teixeira, Douglas Costa gibi, Eduardo gibi çok önemli oyuncular vardı. Bence Türk takımlarla bu Luchescu döneminde oluşturulan Shakhtar takımının çok iyi bir rol model olması gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi bir şekilde harmanlamayı başarması gerekiyor. Bunu da yapabilecek yegane yetenekli teknik direktörlerden biri de Fatih Terim olduğunu düşünüyorum.